Evet arkadaşlar, diğer videomuzu yine sizinle paylaşacağım. Yasaklı ırklar birbiri arasında transfer olabiliyor mu? Yani kayıt yaptırdınız, köpeği kısırlaştırdınız, karnesi çıktı, çip takıldı, Orman Bakanlığı'na kayıt oldu. Ama pitbull besliyorsunuz. O yasaklar döneminde bütün işlemleri devletin söylediği şekilde yaptınız. Ve köpeğiniz var. Atıyorum, askere gideceksiniz veya yurt dışına taşınacaksınız veya bulunduğunuz ortamda artık besleyemeyeceksiniz. Başka bir yere taşıyacaksınız, site vesaire. Mesela bir sürü pencere açık. Ama bu dönem esnasında köpeğinizi bir arkadaşınıza sahiplendirmek istiyorsunuz. Arkadaşlar bu yasak. İşte bununla ilgili de şimdi yeni çalışmalar içindeyiz, görüşmeler içindeyiz. Pitbull ve türevlerini hiçbir şekilde satamıyorsunuz. Üretemiyorsunuz. Zaten kısırlaştı artık. Ve sahiplendiremiyorsunuz arkadaşlar. Bunlar tamamen bu pencereler kapalı. Ya işte benim köpeğim var. İşte çok sevdiğim bir arkadaşımıza hediye etmek istiyorsunuz. Arkadaşlar hediye edemiyoruz. Sahiplendirmek istiyorsunuz. Sahiplendiremiyorsunuz. Bununla ilgili farklı konuşmalar var. İşte detaylarını öğreneceğiz. Hızlı bir şekilde. Orman Bakanlığı'ndaki veteriner arkadaşlarla görüşen arkadaşlarımız oldu. Tarım ilçelerle görüşen arkadaşlarımız oldu. Hiçbir şekilde sahiplendiremezsiniz demişler. Ama bakanlığın bize, yani tarım ilçenin onayladığı veteriner hekimler odasından aldığımız karnelerde biliyorsunuz birinci sahibi ve ikinci sahibi diye pencereler var. O zaman böyle bir şey yani neden böyle bir sayfa açıldı, niye tek olmadı? Onunla ilgili hatta danışacağız. Bu konu hakkında bir çözüm bulmamız gerekecek. Hatta Ayşem, karne alabilir miyim? Yeni karnelerden. Yani o zaman tek sahip olurdu. Tek sahip gibi olması gerekirken ama tarımın verdiği karnelerde bir de hatta şeyden geçirelim. Gözden geçirelim. Arkadaşlar bakın. Burada ilk hani sahibi var. Sonra iki, hatta iki ve üç var. Yani o zaman neden 2 ve 3'e gerek duyuldu? Tamamen işte veteriner hekimin odasından aldığımız, Tarım Bakanlığı'nın zorunluluğu kıldığı karneler arkadaşlar. Ama ben mesela beslediğim köpeği arkadaşıma hediye etmek istiyorum veya gözümle dediğim gibi bakacak yerim sıkıntılı, artık sahiplendirmek istiyorum iyi bir aileye. Tarım ilçeleri diyor ki katiyen veremezsiniz, sahiplendiremezsiniz, üretemezsiniz. Vesaire vesaire. Diyoruz ki Orman Bakanlığı'na kayıtlı, aşılı, çipli, her şey sistemde. Yasak, mesela Golden'ı sahiplendirebiliyorsunuz, TL'yi sahiplendirebiliyorsunuz ama yasaklı ırklarda sahiplendiremezsiniz diyorlar. Bununla ilgili daha da bir araştırma içinde araştıracağız. Eğer bir açık kapı olursa yine sizinle paylaşacağım. Ama şu an için tamamen bu kapılar kapalı. Sahiplendirme yok arkadaşlar. Yeni bilgilerle yine sizlerle olacağım. Görüşmek dileğiyle. İyi günler dilerim.